Türk kahvesi, cappuccino, espresso, dibek, menengiç özel türler var. Çeşit çeşit kahveler seviyoruz. Kışın mesela sıcak bir kahve elimizde. Yaz sıcağında daha çok buzlu kahveler, buzlu bir frappe içiyoruz, serinliyoruz. Günde ne kadar kahve tüketmeliyiz? Her şeyin dozu önemli. Bu soruya uzman diyetisyen Gökçe Kitiz Öz Ekinci ile cevap arayacağız. Sayın Ekinci, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Orkun Bey. Yani Türk kahvesi özellikle meraklıları çok fazla var. Sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı. Onun dışında da kahve, kafein de var içinde. Ne kadar tüketilmeli? Tabii ona bakacağız. Başka sorular da var da. Kafeinsiz kahve zararlı mı? Böyle bir başlık var son günlerde. Şimdi öncelikle kafeinsiz kahve zaten kafeini tolere edemeyen kişiler için üretilmiş bir kahve türü. Bununla alakalı çok fazla çalışma var dediğiniz gibi. Aslında burada kafeinsiz kahvenin sağlıklı mı zararlı mı olduğunu ayıran en önemli yöntem kafeinin arındırılma metodu. Yani biz burada kimyasal yöntemler kullanıyorsak eğer, örnek veriyorum işte metilen klorür gibi yöntemlerle ayrıştırma yapılıyor. Bunları çok önermiyoruz. Daha önceki çalışmalarda gösterilmiş, yani çok sıkıntı değil eğer sık tüketilmiyorsa diyor ama FDA bunu desteklemiyor çok fazla açıkçası. O anlamda doğal yöntemler, yani suyla ayrıştırma dediğimiz yöntemler var. Eğer aldığınız kahvenin üzerine mutlaka bu arada metodu yazar. Bu metoda dikkat etmek çok kıymetli. O anlamda suyla ayrıştırılmış bir kafeinsiz kahveyi tüketmek çok sakıncalı değil. Kafeinsiz kahve diyoruz ama %97'sini ayrıştırabiliyoruz burada. Tabii ki normal kahveye göre çok ciddi oranla bir aslında kafeini yok etmiş oluyoruz. O anlamda kafeinli tüketimde tolerasyon problemi yaşayan kişiler için mutlaka önerilebilir bir kahve türü. Şimdi hem kahve için ama bir de bizim için özellikle Türk kahvesi dediğimiz kahve için günde ne kadar tüketmeniz hocam? Yani kaç gram, kaç fincan? Çünkü hakikaten bağımlılık noktasında tüketenler var arkadaşlarımız, dostlarımız. Şimdi kafeinin zaten bağımlılık yapan bir özelliği var. Dediğiniz gibi işte sabahları uyanamadığı için direkt kahve içen kişiler var. Bu anlamda da aslında hani Türk kahvesine değineceğim ayrıca ama uyanır uyanmaz kahve tüketimi önermiyoruz. Evet. Mutlaka bir iki saat geçmesini istiyoruz. Bunun sebebi de şu, uyandığımız zaman kortizol seviyemiz çok yüksek oluyor. Kortizol seviyesi çok yüksekken içeri bir kafein alımı haliyle olumlu bir etki göstermiyor vücutta. Yani kahvesiz uyanamıyorum diyen kişiler için yine bahsettiğimiz konuyla bağlı olarak kafeinsiz kahveyi en azından hani ben uyanır uyanmaz 2 saat bekleyemiyorum diyen kişiler tüketebilirler. Türk kahvesi bu anlamda günlük biz miligram bazında kafein 300-400 miligramı geçmesini kesinlikle önermiyoruz. Yani günde 2 fincan kahveyle sınırlamak, maksimum 3 ile sınırlamak en doğrusu olacaktır. Peki. Şimdi özellikle akşam saatlerinde işte ertesi gün ders çalışmak isteyen, erken kalkmak isteyen ya da ertesi gün önemli bir işi olan filan. Hani o kahve uyanık tutma anlamında da çok kullanılıyor kafein içerdiği için. Programlar sırasında zaman zaman bu bizim Ekol TV fincanlar içinde ben de kahve alıyordum. Biraz bir çarpıntı filan bir tuhaflık hissetmeye başladım. Bırakınca geçti. Şimdi nedir zararları bu aşırı kahve tüketiminin ya da bu tarz kahvenin zararları da olabilir mi? Şimdi şöyle, öncelikle aslında kahvenin doğru tüketiminde vücuda çok fazla olumlu etki sağlıyor. Bunlardan birisi işte çok ciddi antioksidan içerdiği için karaciğer yağlanmasını olumlu etkilediği bir sürü çalışma var. Ama sizin dediğiniz taraftan da çok fazla tükettim. Yani kafein miktarının dediğiniz gibi işte iş temposuna bağlı olarak yoğun stresle alakalı veya tamamen bağımlılık olarak fazla tüketilmesinden kaynaklı çarpıntı, onun dışında uykusuzluk, nabızda artış gibi hatta anksiyete bile diyebiliyoruz. Bazı durumları sürükleyebiliyor kafeinin kullanımı. O yüzden kafeinle iletişime giren ilaçlar kullanan kişilerde en azından sürecinizi zorlaştırmamak için, eve gittiğinizde uykunuzu dalamanızı zorlaştırmaması adına veya gerginlik ve asabiyet yaratacak miktarlara geldiğini hissediyorsanız eğer mutlaka ya kafeinin miktarını sınırlayacağız ya da ben çalışırken işte kafein yani kahve daha doğrusu içmeden rahat hissedemiyorum diyen kişiler decaf dediğimiz yani kafeinsiz kahve tüketebilirler. Evet, peki şimdi hep zararlarından bahsettik. Mutlaka yararları da var. Yani belli ölçüde olduğu zaman, belli dozda olduğu zaman bir enerji hissi, bir işte daha konsantrasyon hissi değil mi? Onlar dahil olma hissiyle hatta bariz somut olarak. Bunlar neler olabilir?
Kahvenin daha doğrusu doğru kullanımında dinçlik, uyanıklık ve aynı zamanda mental yanıtı hızlandırma ile alakalı etkileri var. Aynı zamanda kronik hastalıklarda da doğru tüketildiğinde, diyabette, kalp hastalıklarında ve az önce bahsetmiş olduğum karaciğer yağlanmasında da olumlu etki gösteriyor. Bir de değişik bir çalışma var. Alzheimer için de %7 kadar riski azalttığı bulunmuş kafeinin, kahve kullanımının, ama doğru tüketim. Yine dediğim gibi, yani bir kişi için günlük miktar 300-400 miligram kesinlikle geçmemeli. Yoksa dediğiniz olumsuz etkileri kesin gelişecektir kişi. Bir de kişinin ne kadar tolere edebildiğiyle alakalı. Şimdi siz 4 kahvede bu etkileri hissediyorsunuzdur. Bazı Evet. kişi bunu 2 kahvede hissedebilir. Yani kişinin kendini dinlemesi ve tanıması o anlamda çok önemli. Çünkü bu sefer olumdan olumsuza geçiş olmuş oluyor. Bir de az önce altını çizdiniz, yani kahve içmeden uyanamıyorum diyenlere başka bir alternatif içecek ya da başka bir şey ne tavsiye edebiliriz? İşte bu anlamda eğer kesinlikle kahve içmiş olmak, çünkü gerçekten kahveyle alakalı ben de danışanlarımda, hastalarımızda çok fazla gözlemliyoruz. Evet. Çok ciddi gerginlik yaratıyor tüketmemiş olmak. Ya. O anlamda opsiyon olarak hani bir su, bitki çayı gibi bir şey önermek yine kişiyi tatmin etmeyecekse eğer. O anlamda doğru metotlarla ayrıştırılmış kafeinsiz kahve tüketimini öneriyoruz. Doğru metottan kastım, az önce de tekrar ettim, Evet. kimyasal yollarla ayrıştırmamış olan. Evet, peki ama zaten oradaki asıl uyanıklık hissi veren ya da onu sağlayan kafein olduğuna göre kafeinsiz olunca nasıl böyle bir durum ortaya çıkıyor? Biraz şey efekti mi? Plasebo diyoruz değil mi? O tarz bir efekt mi oluyor acaba? Aynen. Şimdi şöyle, kafein dediğiniz gibi, kafein gittiği zaman bu bahsetmiş olduğum dinçlik, yani kafeinin kahvede sağlamış olduğu etkileri göremiyor olacağız, ama tamamen dediğiniz gibi uyanır uyanmaz bunu içmek istemek aslında burada bir alışkanlığa dönmüş Evet. olduğu için kişi bunu kullanabilir. Yoksa kafein dışında diğer polifenoller, antioksidanlar çok düşük yüzdelerle tabii ki kafein size çevrilirken kayba uğruyor. Ancak hani çok yüksek oranlarda olmadığı için zararlı diyemiyoruz açıkçası. Peki uzman diyetisyen Gökçe Kitiz Özekinci ile kahveyi konuştuk. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.